Günaydın efendim, hoş geldiniz. İzmir'deyiz. 17 Haziran 2022 Cuma sabahında Türkiye'nin kanalı Fox'ta, Türkiye'nin buluşma mekanında, Demokrasi Meydanı'nda, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün ülkenin ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslında siz de hoş geldiniz. İkimiz de hoş bulduk. Evet, ama ben İzmir milletvekiliyim dolayısıyla öylesiniz, ben buralı sayılırım. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İzmir'de olmak nasıl bir duygu? Gayet güzel. Gönül isterdi ki çok daha fazla geleyim ama malum... Görevim dolayısıyla Türkiye'nin her tarafına gitmek, gezmek zorundayım. Vatandaşlarla oturup konuşmak zorundayım. Yaşanan sorunları nasıl çözüleceğini anlatmak zorundayım. Dolayısıyla işim bu benim. Eşiniz Selvi Hanım'la birlikte geldiniz dün. Evet. Ajanslara yansıyan fotoğraflara baktım. Evet, evet. Kucağınızda da bir bebek. Ekonomi sınıfında uçuyorsunuz Türk Hava Yolları'yla. Yok, Pegasus'la. Pegasus'la mı geldiniz? Evet, evet. Ha, evet, tamam. Evet, evet. Ekonomi sınıfındaydınız. Evet, evet. Kucağınızda evet. Bir bebek. Kimin evet. Bebeği? İzmirli bir ailenin geldi ama son derece sevimli, güler yüzlü, keyifli, gazeteleri yutmaya çalışıyor, uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Çok sevimli fotoğraflar yansıdı. Güzel bir şey. Evet, olağanüstü. Çocuklar peki. Öyle zaten. Efendim hoş geldiniz. Sizinle hoş konuşmak bulduk. İstedim. Çok konu var. Tabii. İzleyenlerimden de sorular geliyor. Tabii. Burası Demokrasi Meydanı. Tabii. Şimdi dün siz de katıldınız Demokrasi Vakfı'nın toplantısına. Türk Demokrasi Vakfı. Evet, evet Türk Demokrasi Vakfı'nın evet. Toplantısında siz de konuşma yaptınız. Evet. Sizden önce de sonra da çok enteresan konuşmalar yaşandı. Öyle. Çok enteresan anlar yaşandı. Öyle. Ben tabii bu buluşma için bir taraftan mekan arıyoruz ekip evet. Arkadaşlarımla. Bir taraftan da böyle ajanslara yansıyanlara bakıyoruz. Evet. Hoppala Arınç'la tokalaşmada Kılıçdaroğlu diye bir haber gördüm. Evet. Şaşırdım, hemen sizin basın danışmanınızı Ömer'i de aradım. Dedi ki abi hiç ilgisi yok dedi. Savaş hazır mıyız? İzleyelim. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç. Bülent Arınç'ın dikkat çeken eleştirileri cümleleri CHP lideri tarafından da beğenildi. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Keşke dedi, diğer partiler de gelse buraya, doğru. Türk Demokrasi Vakfı, demokrasiyi savunuyorsak bir arada olalım. Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş programı vardı dün Ankara'da. Programa Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve diğer 4 muhalefet partisinin yöneticileri katıldı. Ancak AK Partili yöneticiler yoktu. AK Partili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, partisinin yöneticilerini katılım göstermedikleri için eleştirdi. Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Partisi'ni daha aşağı da çekiyorlar. Arınç'ın altılı masa açıklaması da dikkat çekti. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Efendim keyifli bir toplantı oluyor. Bülent Arınç'ın AK Parti'ye eleştirileri damga vurdu konuşmasına. Ekip çalışması vurgusu yaptı. Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla başbakan da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Ben Yaradan'a sığındım, alın size 10 tane başbakan adayı dedim. Abdullah Gül'den başladım. Tabii o tarihte 10 tane isim verirken, bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum. Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük, biz bir ekiptik. Arınç'ın kral çıplak demeli sözleri dünün Ankara siyasetinde en çok konuşulan cümleleriydi. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. 9 köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözlediklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi 9 köyün meselesi. Tazminatlardan söz ettiniz Sayın Arınç. Dünya kadar tazminat davalar açıldı. Ama hiçbirisi beni yıldıramaz. Hiçbirisi. Kılıçdaroğlu ve Arınç'ın toplantıda el sıkışmadığı konuşulmuştu dün sosyal medyada. CHP lideri o anların görüntülerini yayınlayarak Arınç'la tokalaştıklarını duyurdu. Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz. Ama lütfen kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık. Dostlar ifadesini kullandığım zaman bazen alınanlar oluyor ama bu ülkede yaşayan herkesi ben dost olarak kabul ediyorum. Beraberiz, birlikteyiz. Sonuçta birlikte mücadele etmek zorundayız.
Şimdi efendim bu toplantı baştan sona çok dersler içeriyor. Öyle. Ama önce şunu sormak istiyorum. Bu Arınç'la tokalaşmadı nereden çıktı efendim? Vallahi bilmiyorum nereden çıktın ama tokalaştık. Üstelik bir değil iki kez tokalaştık. İlk bizi VIP diye adlandırdıkları bir yere aldılar. Sayın Arınç da geldi. Beraber kalktık, tokalaştık. Sonra tekrar ben konuşmadan indikten sonra geldi. Tekrar bir tokalaştık. Hatta Sayın Arınç bir tokalaşalım, fotoğraf çeksinler. Anladığım kadarıyla galiba kendisine tokalaşmadılar diye bir haber gelmiş olabilir. O nedenle de olabilir. Aslında tokalaşırız tabii. Niye tokalaşmayalım? Farklı dünya görüşlerine, farklı siyasi kulvarlarda olmamıza karşın insanız. Birbirimize saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Elbette tokalaşırız. Hiçbir sorun yok yani. Ki Sayın Genel Başkan, helalleşme diye bir kavramı getirdiniz öyle, ve öyle. Onun altını doldurmaya çalışıyorsunuz. Öyle. Dolayısıyla... Nereden çıktı bilmiyorum ama sonra böyle büyümüş galiba. Peki Arınç'ın konuşması şimdi kendi başına da önemli. Evet. Bir taraftan hani basın eleştirisi yapıyor hükümete yakın öyle. Gazetecilere. Evet. Majestelerin gazetecileri diye bir kavram öyle. Tutturuyor. Evet. Onun dışında mesela kral çıplak demenin zamanıdır diyor. Evet. Nasıl buldunuz konuşmayı? Konuşma siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşmaydı. Hatta konuşmasında biz... iktidar olmadığımız zaman yani AK Parti yeni kurulduğunda ve iktidar olmadığında hemen hemen her toplantıya gittiklerini, her toplantıda söz aldıklarını, konuştuklarını, kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaştıklarını ısrarla ifade etti. Yeri geldiğinde itiraz ettiklerini ama şimdi bu toplantılara gelmediklerini, toplantıdan kaçındıklarını bir şekliyle ifade etti. Doğrudur yani bir siyasal parti eğer Türkiye'yi yönetmeye talipse, Türk Demokrasi Vakfı gibi bir vakıf eğer gerçekten de belli konuları tartışacaksa, demokrasiyi konuşacaksak, tartışacaksak, siyasi partileri, diğer alanları herhalde AK Parti yöneticilerinin de söyleyecek bir çift sözlerinin olması lazım. Gelip dinlemeleri lazım. Belki biz yanlış konuşuyoruzdur. Çıkıp düzeltmeleri lazım. Ama gelemiyorlar, oturamıyorlar, konuşamıyorlar, kendi düşüncelerini ifade edemiyorlar. Çünkü baskı altındalar. Bir kişinin baskısı altındalar. O nedenle kralın çıplak olduğunu, aslında bu gerçeği bütün Türkiye'nin gördüğünü, dolayısıyla bir kişinin AK Parti gibi bir partiyi sonlandırdığını, bitirdiğini, orada bir kişinin çıkıp kendi bağımsız iradesiyle konuşma yapamaz duruma geldiğini bir şekliyle ben anladığım ve yorumladığım kadarıyla bu şekliyle ifade ettim. Bu ifade benim açımdan önemli. Aslında Türk demokrasi için de son derece önemli bir açıklama. İktidar sahiplerinin bu ülkeye yaptıklarını çıkıp özgürce anlatmaları gereken alanlar, mecralar olduğu halde buralardan kaçınmaları, televizyon programlarına milletvekillerinin katılmalarının yasaklanmasını, onların yerine seçilmiş, parayla tutulmuş insanların televizyon kanallarına çıkarılarak özellikle bazı gazetecilerin AK Parti'yi savunur noktaya gelmelerini, kendisini savunamayanları başkalarına sana para veriyorum, sen benim adıma beni savun diyor. Akıl alacak bir peki. Şey. Evet. Şimdi efendim bugün hazır sözü basından açmışken Sayın Genel Başkan, benim de doğrusu kaygılandığım bir meslek gazeteci olarak kaygılandığım bir husus var. Bakın bugün çok sayıda gazetede var ama Sözcü bu yasak kabul edilirse dışarıda gazeteci kalmaz. İktidar seçim öncesi muhalif basını susturmak istiyor. Dezenformasyonla mücadele bahanesiyle hazırlanan teklifin 29. maddesi yanıltıcı bilgiyi yayma gibi gerekçelerle gazetecilere 3 yıla kadar hapis getiriyor. Bunu nasıl yorumlayacağız efendim? Şimdi gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar İsmail Bey. Gerçekleri dinlemeye. Şimdi gerçekleri kim anlatıyor? Gazeteciler. Gerçekleri kim anlatıyor? Politikacılar. Politikacıların şöyle veya böyle bir dokunulmazlığı var. Yani onlar çıkıp söylerler. Ama gazeteci yazacak, haber yapacak. Buna tahammül edemiyorlar. Eğer benim düşündüğümün aksine sen benim lehime değil de gerçekleri yazarsan veya gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunarsan ben seni hapse atacağım diyor. Benim söylediklerimi yapacaksın. Benim söylediklerimi yazacaksın. Televizyon kanallarında benim öngördüğüm programları yapacaksın diye bir düşünce. Bakın burada daha önemli bir şey var İsmail Bey. AK Parti'nin yöneticisi yani komisyon başkanı Yargıtay'dan bir üye istiyor. Diyor ki gel bir üyeyi biz görevlendirin. Bu yasa teklifi komisyonda görüşülecek. Dolayısıyla muhalefetin soruları var. En azından komisyonu bilgilendirsin bir yargıç.
yargıç geliyor, bunu anlamadığını, yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını, büyük tartışmalara yol açacağını. Yargıtay'daki bir üye, ben Yargıtay adına geldim diyor buraya ve görüşlerini ifade ediyor. Onu susturuyorlar, niye konuşuyorsun diyorlar. Davet ettikleri kişi gerçekleri söylüyor ama gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz evet. İsmail Bey? Saraydan talimat almış başkan. Bu böyle geçecek diyor. Büyük bir ihtimalle neden Yargıtay'dan bir üye istediniz diye bir ikinci fırçayı dağıtacak. Şimdi bu yasa yapmanın hangi koşullarda gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bir yerlerden bir teklif hazırlanıyor. Teklif bazı AK Parti milletvekillerinin eline tutuşturuluyor, imza atılıyor, komisyonlara geliyor. Hayatın gerçeği nedir? Medyanın gerçeği nedir? Dünyanın gerçeği nedir? Ya medya dediğiniz en çok iktidar için geçerli olması gereken bir alandır. Yani iktidar sahipleri herhangi bir yerde haksızlık olduklarında ilk o haberi duyuran medyadır. Dolayısıyla akıllı bir iktidar özgür bir medyayı savunur. Çünkü bir haksızlık olduğu zaman kendisinin o alana süratle müdahale etmesine ortam hazırlıyor medya. Mesela efendim bakın yine bir gazeteci olarak üzüldüğüm bir husus oldu. Şimdi biz tabii Fox olarak da bağımsız ve tarafsız bir kanalız. Evet. Biz de bu RTÜK cezalarından çokça nasibimizi alıyoruz. Öyle. Hem de bizim öyle. Büyüklüğümüz çok daha fazla öyle. Aslında. Öyle. Fakat üzüntüm şu, bundan da ziyade sizin bir konuşmanızı canlı yayınladıkları diye bazı haber kanallarına işte Halk TV, Tele 1, işte KRT, Flash TV'de vardı. Flash Haber. Buna her zamanki cezalardan daha fazla üzüldüğümü ifade etmeliyim. Çünkü siz ülkenin ana muhalefet partisinin liderisiniz. Evet. Ve ben sizin ne söyleyeceğinizi bilemem. Sizin yaptığınız açıklamaları bir sansürlemeye peşin peşin başlarsak bunun sonu nereye varır? Bunu nasıl yorumlayacaksınız efendim? Yani çünkü o zaman grup konuşmanızı bile engelleyebilirler. Tabii ben dedim ki RTÜK bunu yapıyorsa yarın diyecek ki grup konuşmaları niye verdiniz? Oradan da suçlamaya başlayacak. Bunlar korkunun eseri. Hani bizde güzel bir söz vardır, baskıcı bir dönemin sona erdirilmesi için vatandaş der ki zulmün artsın diye. Zulmü artırıyorlar her seferinde. Doğru habere tahammül edemiyorlar, gerçeklere tahammül edemiyorlar, muhalefete tahammül edemiyorlar, özgür medyaya tahammül edemiyorlar, eleştiriye tahammül edemiyorlar. Peki o zaman sen neden iktidar oldun? Ben senin her dediğini %100 doğrudur diye bir ifadede mi bulunacağım? Yani her dediğini kabul mü edeceğim? Her yaptığını onaylayacak mıyım? O zaman farklı düşünce nerede? O zaman muhalefet nerede? Muhalefete tahammül edemiyor. Ya bir ülkede demokrasinin varlık nedeni zaten muhalefettir. İktidar değildir. İktidar bütün rejimlerde olur. Ama bir yerde demokrasi varsa muhalefet olmak zorundadır. Muhalefete tahammül edemiyorsan, susturmak istiyorsan, özgür medyayı susturmak istiyorsan, yargıyı baskı altına almak istiyorsan sen zaten iktidar olamazsın ve o ülkede demokrasi olmaz. Sabah bir izleyenim sordu da efendim, sözü ekonomiye getireceğim. Dedi ki İsmail Bey sizi de kapatsalar Allah muhafaza böyle bir şey sormuştu. Şimdi ben de dedim ki sayısı çok az kalan bağımsız ve tarafsız Fox gibi kanalları birkaç gazeteyi de kapatsam bile dedim. Şu değişir mi Sayın Genel Başkan? Bakın bugün bunu yaparsa AKP yapar demiş. Evet. Mazot bir yılda %315 zamlandı. Evet. Efendim bu %315 zam bu nasıl oluyor? Felaket bir şey. Para ihtiyaçları var. Vergi çok daha fazla arttı. Mazottan ve akaryakıttan yani benzinden alınan vergi çok daha fazla arttı. Bu zamdan daha fazla arttı. Parayı biriktiriyorlar şimdi. Seçime gidecekler, bol miktarda harcayacağız. Acaba oy toplar mıyız diye. Ne yaparlarsa yapsınlar. Cin şişeden çıkmış vaziyette. Bunların yaralara derman olma şansı yok. Türkiye'nin sorunlarına derman olma şansı yok. Bunlar gidicidir ve gidecekler. Ve gidiyorlar da zaten. Neden gidecekler efendim? Şunun için. Bu kadar %315 zam dünyanın hangi ülkesinde var? Bir çiftçiyi düşünün. Şimdi benim özel bir arabam olsa mazota veya benzine zam geldiğinde kullanmayabilirim. Ama bir çiftçi düşünün, tarlayı bir ekecek, sürecek tarlayı. Ya bu traktörü kullanmak zorunda. Yani ben traktörü kullanmıyorum, tarlayı başka türlü süreceğim deme şansı yok. Bu adam bunu unutur mu, bu zamı unutur mu Allah aşkına? Tam bir felaket bu. Arkasından çıkıyor,
komisyoncuları suçluyor. Arkadan kamyoncuları suçluyor. Arkadan soğanları depolayanları suçluyor. Arkadan patatesçileri, arkadan manavları, arkadan mağazaları suçluyor. Ya kendi beceriksizliğini çöz kardeşim. Sen illa suçu birilerine yıkacak mısın? Bu %315 zammı kim yaptı? Akaryakıt bayisi mi yaptı? Hayır. Şoför mü yaptı? Hayır. Otobüs şoförü mü yaptı? Hayır. Sen yapıyorsun kardeşim. Dış koşullar mı etkiliyor ama? Dış efendim, koşullar. Bana söylesinler dünyanın neresinde 315 zam geldi? Yok mu? Şöyle düşünün. Rusya ile Ukrayna arasında savaş var değil mi? Size oranları vereyim Allah aşkına. Rusya'daki enflasyon oranı %17.8. Türkiye'de %73 resmi rakam. Gerçek rakam %160. Savaşan bir ülkede %17, Ukrayna'da %16, bir puan daha düşük. Türkiye'de %160, mazotta %315 zam. Neden bahsediyorlar bunlar? Hem dışarıdan geliyor, dış güçler diyor. Hayır efendim, bunu yapan saray güçleri, sarayın oligarkları, sarayın beslemeleri, devleti yönetemez noktaya gelmeleri. Ya bir tane adam getirmişsiniz, seçmişsiniz, koymuşsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına. Ne yaptığı belli değil, ne söylediği belli değil. Gözlerine mi bakacağız, boyuna mı bakacağız, endamına mı bakacağız, geleceğine mi bakacağız? Hep bak diyor. Kardeşim sen dön bir şu benzin fiyatlarına bak. Dön şu mağazadaki süt fiyatlarına bak. Dön bir peynir fiyatlarına bak. Dön bir salatalık, domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberi yok. Emin ol İsmail Bey, bunların dünyadan haberleri yok. Şimdi soru şu Sayın Genel Başkan. Şimdi ben size baktığım zaman ülkenin ana muhalefet partisini görüyor mu efendim? Evet. Ya siz zatınız veya sizin dostlarınızdan birisi, siz altılı masada bir karar vereceksiniz, evet, ve iktidara namzetsiniz. Evet. Belki siz, belki de sizin dostlarınızdan birisi cumhurbaşkanı olacak, evet, ve hepiniz iktidar olacaksınız seçimlerde. Evet. Böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Ne yapacaksınız da açları doyuracaksınız, enflasyonu indireceksiniz, işsizliği azaltacaksınız? Bunun formülü nedir? Ne yapacaksınız siz? İsmail Bey, biz altı lider bir araya geldik ve kamuoyuna bir açıklamada, evet, bulunduk. İlk yapacağımız işlerden birisi devletin bütün bilgilerini, verilerini toplamak. Hı. Yani siz bir karar almadan önce bütün verilere sahip olmak zorunda. Hı. Bunun için bir hasar tespit komisyonu kurmaya karar verdik. Yani aklı başında, ekonomiyi bilen, sosyal politikaları bilen insanlar bir araya gelecekler. Bir hasar tespiti yapacağız. Nerede büyük yanlışlar yapıldı, bunları nasıl telafi edebiliriz diye. İki, Merkez Bankası Başkanı'na liyakatli bir adam getireceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak için. Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide istikrarı sağlayamazsınız. Fiyat istikrarını sağlayacak kişinin, yani Merkez Bankası Başkanı'nın hem içeride finans çevrelerine hem yurt dışında finans çevrelerine güven veren bir insan olması lazım. Üç yapacağınız işlerden birisi strateji ve planlama örgütünü kurmaktır. Ya bir devletin planı olmazsa, planlaması olmazsa sağlıklı kararlar alamazsınız. Hangi alanlara yatırım yapacaksınız? Çiftçi neyi ekecek, neyi bitecek? Nasıl zarar etmeyecek? Bunun formüllerini, bunun uygulamalarını hayata geçirmek zorundasınız. Mazota bu kadar zam. Ya bu zam nereye gidecek? Bu zamlar milleti perişan etti. Bir de vatandaşa bir nefes aldırmamız lazım. İlk bir hafta içerisinde çiftçinin de esnafın da bankalardan esnaf kefalet veya ziraat kooperatiflerinden çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Bir nefes alsınlar bunlar. Bundan mutabakata vardınız mı efendim? Bu konuda varamadık ama varacağız. Yani şöyle, bu dillendirildi masada, oturuldu, konuşuldu ama metne dökülmedi. Rahatlatacağız. Ama sözel mutabakata vardınız. Evet evet, ama insanlar bir rahat nefes al. İnsanların rahat bir nefes alması lazım. Ortak söylemimiz 6 ayda Türkiye'de insanlar rahat bir nefes alacak. Oh diyecek ya, iktidar değişti, yönetim değişti, en azından huzur geldi, en azından önümüzü görüyoruz, en azından neyin ne olacağını biliyoruz. Devlette liyakati sağlarsanız, devlette liyakati, devletin kadrolarını, o işi en iyi bilen insanları getirirseniz, emin olun 6 ay içinde Türkiye'de bütün sorunlar masaya yatırılır ve bütün sorunların çözümü, reçetesi milletin önüne konur. Sayın Kılıçdaroğlu, bir önceki demokrasi meydanı buluşmamızdan sonra siz bizi Doğan Şentürk yayın yönetmenimle birlikte kahveye davet etmiştiniz. Evet. Orada demiştiniz ki ben bu soruyu size orada da yöneltmiştim. Evet. Yayın sonrasında da biraz daha detaylandırmak, evet, için.
her şey hazır demiştiniz. Sayın Akşener'le, Sayın Karamollaoğlu'yla, Sayın Babacan'la falan konuştuk. Daha birinci gün ne yapacağımız belli demiştiniz. Evet. Atamalar, hatta hazinede çok deneyimli isimler şu anda bile var demiştiniz. Hazinede var, Merkez Bankası'nda var, devletin bütün kurumlarında var, nitelikli elemanlar var. Fakat bunlar bir köşeye atılmış vaziyetteler. Bunlar çünkü doğruları savunuyorlar, doğrulara tahammül edemiyor. Saray ve bütün bunları pasifize etmiş. Allah aşkına, yani vatandaşlara, şu vatandaşlarıma şunu söylemek isterim ben. Söyleyin. Ya bir güreşçinin banka yönetim kurulunda ne işi var? Bu güreşçi kime kredi verecek? Hangi koşullarda kredi verecek? Önüne gelen dosyayı nasıl inceleyecek? Bir arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var Allah aşkına? Orada ne yapacak arkeolog? Ya bütün bunların atamaları baştan sakat zaten, baştan yanlış. Siz bankanın başına saygınlı olan bir kişiyi getirirseniz ve derseniz ki bak, Merkez Bankası Kanunu 4. maddesi diyor ki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Seni atadım kardeşim buraya, senin araçlarına müdahale etmiyorum, bana fiyat istikrarını sağla. Bitti. Emin olun, kısa sürede fiyat istikrarı sağlanır. Niye sağlanmasın efendim? Elin oğlu yapıyor da biz mi yapamıyoruz? Faizler inecek. Ondan sonra bilmem istikrar sağlanacak. Ekonomi biliminin tam tersine, aklın, uygulamanın tam tersine, dünyadaki uygulamaların tam tersine faizi indirdim diyor. Ya faizi indirmek ekonomide istikrarı sağlamaksa sıfır yap kardeşim. Niye sıfır yapmıyorsun? Başına bela aldı, geri adım atamıyor. Yanlış yaptı, görüyor, geri adım atamıyor. Dünya merkez bankalarında da şimdi faiz artırma eğilimi başladı. Hatta çünkü FED... o ülkelerdeki merkez bankaları bağımsız ve fiyat istikrarının bozulmasını istemiyorlar. Fiyat istikrarının sağlanmasını istiyorlar. Hatta Sayın Erdoğan, Amerikan Merkez Bankası FED'in 0.75 baz puan faiz artırmasını bir tuhaflık var diyerek yorumladı. Evet. Ama, neden bunu böyle yaptılar diye. Ama söylemiyor. Neden yaptılar diye söylemiyor. Söylemiyor. Neden? Neyi kastediyor acaba? Şaşırmış. Bakın İsmail Bey, çok açık ve net söyleyeyim. Bütün vatandaşların duysunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti akılla yönetilmiyor. Ön yargıyla yönetiliyor. Akılla yönetilmiyor. Bilgiyle yönetilmiyor. Birikimle yönetilmiyor. Tamamen ön yargıyla, bir kişinin ön yargısıyla, bir kişinin egosuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiliyor. Pek çok örnek verebilirim ben size. Yani ekonomiden söz ettik. Başka bir örnek vereyim. Verin. Ya ordusu olmayan, hastanesi olmayan ordu olur mu Allah aşkına ya? Ne demek o efendim? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hastanesi yok. Sağlık kuruluşları yok. Eski gatalar vardı. Gatalar vardı tabii. Evet, askeri hastaneler vardı. Olmalı mı yeniden? Efendim, dünyanın her tarafında var. Bizim de vardı. Ama geldi beyefendi, ben kapatıyorum dedim. Kapattı. Ya hangi bilgiye göre kapattın sen bunu? Kim sana kapat dedi? Hangi gerekçeyle kapattın? Şanlı ordumuz diyorlar değil mi? Evet. Şanlı ordunun elini kolunu bağlamışsın. Suriye'de veya Pençe operasyonunda yaralanan pek çok asker geliyor. Bunların askeri hastanelerde tedavi edilmesi lazım. Bunlar sıradan yaralanma değil yani. Ekonomiden devam edelim Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Sizin altılı masadaki ortaklarınızdan üçüne sordum. Net olarak şunu söylediler. Evet. Bu kur korumalı mevduat Türkiye'yi iflasa götürür. Ali Babacan filan net olarak söyledi. Biz dedi iktidara geldiğimiz zaman bunu tamamen hemen kaldıracağız dedi. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Evet evet. Şimdi bakın, faizi indirdik diyor değil mi? Evet. Hangi faiz indi? Vatandaş gitsin kredi çeksin bakayım. Faiz inmiş mi inmemiş mi görsün. İndirdiği faiz yok. Merkez Bankası bankalara düşük faizle para veriyor. Bankalar bu düşük faizle aldıkları parayı götürüyorlar, hazine tahvili alıyorlar, hı-hı, daha yüksek. Hı-hı. Ve bankalar burada karlarını %200'lere, 300'lere çıkardılar. Vatandaşa da yüksek faizle kredi veriyorlar. Hangi faiz indi? Erdoğan kimi kandırıyor? Erdoğan birilerine para kazandırıyor aslında. Birileri köşeyi dönsün istiyor aslında. Biz boşuna beşli şet edemiyoruz. Olağanüstü avantajlar. 85 milyon insan bir avuç insana çalışıyor. Şu anda Türkiye'de 85 milyon insan hepimiz bir avuç kişiye çalışıyor. Bir daha sormak istiyorum. Buna döneceğim. Evet. Kur korumalı mevduat uygulamasını kaldıracak mısın? Kaldıracağız tabii. Derhal kaldıracağız.
Ya birilerine büyük avantajları niye vereceğim ben devlet olarak ya? Milletin karnı doymuyor. Üniversitedeki öğrencinin karnı doymuyor. Kantinde yemek yiyor, karnı doymuyor. Ama yaklaşık 100-150 bin kişiye ben kalkacağım, olağanüstü faiz vereceğim onlara. Olağanüstü. Bir de verdikleri faizle vergiden muaf tutacağım. Peki. Ekmek alırken vergi verecek. Milyarları kazanırken 5 kuruş vergi vermeyecek. Peki bir soru daha. Manadası geleneği bu biliyorsunuz. Nedir o efendim? Manadası geleneği biliyorsunuz. Yurt dışından paraları getirdiler. Devlete 5 kuruş vermediler. Milyon dolarlar. Yeter getirdim. Ki getir diyor çünkü sistem. Hayır efendim, akrabayı taluk, kardeşi, özel kalem müdürü getirdiler paraları. 5 kuruş bile vermediler. Kimin kardeşi? Erdoğan'ın. Manadası'ndan geldi o paralar. Buradan önce Amerika'ya bildiriliyor. Şu kadar para hareketi var. Oradan para hareketleri banka hesabı içine geçiyor. Oradan Manadası'ndan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman da vergi cennetlerinden geldiği için 5 kuruş para verilmiyor. Vergi verilmiyor. Şimdi siz bunları ifade ettiğiniz için Sayın Erdoğan size bir tazminat davası daha açar. Kazandım. Açtı zaten bununla ilgili. Sonra davayı kaybettik. Hakimleri değiştirdiler. Sonra gittim Yargıtay'da bu davayı kazandık. Şimdi aşağıya geldi. Aşağıda hakimlerin ne yapacağını bilmem. Ama bu davanın hiçbir belgesi sahtedir veya yanlıştır diye bir cümle yok. Belgelerin tamamı doğru, tamamı bankaların dekontları. Siz oradaki iddialarınızın arkasındasınız hala. Elbette. Peki. Kur garantili mevduat kaldıracağız diyorsunuz ya. Evet. Bir de şimdi bizim işte köprüler var, otoyollar, hastaneler, oralara verilen garantiler var. Dün işte Zafer Havalimanı, benim memleketime yapılan evet. Ama uçakların gitmediği, inmediği, yolcuların gitmediği bir havaalanı. Hı. Sürekli müteahhitli. Dünkü evet. Haberleri okudum. Sizin milletvekiliniz Deniz Yavuz Yılmaz yine ortaya öyle. Çıkarmış. 2.7 milyon euro yeni bir ödeme daha yapılmış öyle. Müteahhite. Şimdi bunları kaldıracak mısınız siz ortaksanız, öyle mi? Kaldıracağız. Şimdi bakın. Ama sözleşmeleri falan var da nasıl olacak? Onu da anlatacağım. Arkadaşlar gidiyorlar köyün kahvesine, bizim CHP milletvekili arkadaşlar. Vaziyet nasıl diyorlar? Valla diyorlar Zafer Havaalanı gibi. Kahve var ama ne gelen var ne giden var. Şimdi Zafer Havaalanı'nda, İstanbul Havaalanı'nda büyük yatırımlar, yap işlet devret modeliyle yapılan yatırımlar. Köprüler var. Tabii köprüler de bunların tamamı soygun düzeni üzerine inşa edilmiştir. Bunlara garanti veriliyor, döviz garantisi veriliyor, kar garantisi yani gelir garantisi veriliyor. Ve bunlar olağanüstü gelirler elde ediyorlar. Bunların zarar etme şansı sıfır. Artı bunlar aynı zamanda dolar almışsa Amerika'daki, avro borç almışsa, kredi çekmişse Almanya'daki enflasyonu da ayrıca bu milletin sırtına yıkıyorlar. Şöyle yapacağız İsmail Bey. Nasıl? İntikam duygusuyla değil. Adaletle çözeceğiz. Kardeşim bunun bir maliyetini çıkaracağız. Köprü kaça mal oldu kardeşim? Göndereceğiz uzmanları, maliyeti çıkaracaklar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne diyeceğiz ki bu tür işlerin kar marjı nedir? Bize kar marjını bildirecek, karını ilave edecek, al palanı git diyeceğiz kardeşim. Öyle garanti, öyle devleti soyma işi yok. Efendim işte yurt dışındaki mahkemeler, İngiliz mahkemeleri bu konuda yetkilidir diye söyleyebilirler. Onu da araştırdık. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir ülkenin soyulmasına evet dememiştir. Benzer uygulamalar olmuştur. Benzer uygulamaları hangi iktidar götürmüşse o mahkemelere ve kazanmıştır. Burada da biz kazanacağız. Götürürlerse. Zaten efendim şimdi bu işin bir tarafı da ben o zaman Ankara'daydım. Şimdi iktidar değiştiği zaman şöyle oluyor. Bu AK Parti geldiği zaman da o zaman işte rahmetli oldu galiba. Zeki Ergezen falan böyle bakanları vardı. Bütün bu müteahhitleri çağırıyorlar önce. Evet. Önce devlette bir masaya oturuyorlar. Sizin hazırladığınız raporla birlikte. Bak işte değil mi? Evet. Bu da bir mekanizma aslında. Efendim zaten hani dedik ya bir hasar tespiti komisyonu kuracağız. O komisyonun görevlerinden birisi de bu zaten. Devletin nasıl soyulduğunu, soygunun boyutlarını. Mesela yeni bir belge daha açıklandı biliyorsunuz. Ne? İstanbul Havalimanı'nda kira normalde evet. Ödenmesi 2042'ye. Gereken 2042 yılına sıfır faizle erteleniyor. Ya sen gidiyorsun esnaf vergisini ödemediği zaman burnundan getiriyorsun. Adamın sana ödemesi gereken milyonlarca avroluk kirayı 2042'ye erteliyorsun sıfır faizle. Ya hangi akıl bunu yapabilir?
Bu sıradan bir olay değildir. Ve bu iş olmadan olmaz. Öyle mi? Elbette olmaz yani, olmaz. O kadar büyük yerler, 59 milyar avro veriyorsun sen insanlara, bu rantiye sınıfına, bu beşli çeteye 59 milyar avro gelir garanti vermişsin. Ya 59 milyar avroyu yalnız başına ona verirler mi, bırakırlar mı? Birileri nemalanıyor oradan. Biz onların da hepsini biliyoruz. Onlar da yeri zamanı gelince hepsi teker teker konuşacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi Sayın Erdoğan, şimdi sizin rakibiniz, bir tarafı ülkenin cumhurbaşkanı, bir tarafıyla da bir partinin de lideri olarak da sizin de rakibiniz. Şimdi size çok sert yükleniyor bazen. Geçtiğimiz hafta dedi ki mesela, işte yüreğin yetiyorsa dedi. Evet, ben bazılarını sansürlemeye çalışıyorum kendim. Yani çünkü televizyonda kadınlar var, çocuklar var. Var var. Dün mesela var. İşte dün Çürük dedi mesela size. Evet, evet. Ve bizim en büyük talihsizliğimiz dedi, ana muhalefetin başında Bay Kemal zihniyetinin olması dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Niye böyle bir... Telaş. Öyle çekiniyor mi? Çekiniyor. Yüreğim varsa diyor. Yüreğim varsa diyor, Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Sizin programdan çağrı yapayım Erdoğan'a. Buyurun. Arkadaş, yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın. Senin televizyon kanalların var orada. Çıkarsın karşıma, oturur hesaplaşırız. Ben de sana Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Orada. Evet, orada. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan ne gazel okuyor? Niye gazel okuyor dışarıdan? Sen, devletin bütün bilgileri senin elinde. Bütün veriler senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın televizyonda, beni mat edersin. Yapamaz, cesaret edemez. Çünkü kirli birisi. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyorum. Ne soracaksınız? 10 tane soru sordum. Mesela? 128 milyar doları kime sattın? Gayet basit. Açıkladım bunları da. Bu sorularıma cevap istiyorum dedim. Bu... O bana sordu. Hepsine tık 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 cevap verdim. Ben de şimdi sana soruyorum dedim. 10 soru sordum. Bu CHP Genel Merkezi'nin aslanız. Evet. 128 milyar dolar. Evet. Birisine bile cevap veremez. Veremez. Başka ne devleti var mesela? Devleti yönetemiyor efendim. Devleti yönetemiyor. Bakın İsmail Bey, devleti yönetemiyor. Devleti yönetme gücü, kapasitesi yok artık. Niye saldırıyor? Niye? Bana saldırıyor, bir ağız dalaşı yapalım ve dolayısıyla millet başka işlerle ilgilensin. Benimle Erdoğan arasındaki tartışmayla ilgilensin. Fiyat artışları, zamlar, şunlar, perişanlık, yoksulluk vesaire, bunlar gündeme gelmesin diye. Arkadaş, senin yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa toplarsın kadronu, çıkarsın televizyonda karşıma. Ben söz veriyorum, tek başıma geleceğim. Tek başıma geleceğim. Sen bütün kadronu al. Nebati'ni de istiyorsan al. Başkalarını al. İstiyorsan rüşvet alan büyükelçilerini de yanına al. Kimi istiyorsan al. Mesela ama hükümeti... çıkamaz İsmail Bey. Çıkamaz. Cesareti yok. Yüreği yok. Çünkü temiz adam değil. Ben kul hakkı yemedim. O yedi. Çıksın karşıma, kul hakkını nasıl yediğini ben bütün milletin önünde ona göstereceğim. Bütün milletin önünde. Ama çıkamaz. Cesaret edemez. Dışarıdan okuyor, oturuyor. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını çağırıyor. Beni alkışlayın diyor. Hep beraber alkışlıyorlar. Efendim işte yükleniyor. Kılıçdaroğlu şöyledir, Kılıçdaroğlu böyledir. Ya bana niye hakaret ediyorsun kardeşim? Ben senin seviyene düşmem. Bir sefer onu bilmesi lazım. Ben bu millete saygılıyım. Ben bu insanlara saygılıyım. AK Parti'ye oy veren insanlara da saygılıyım. Ben kimseye hakaret etmem. Niye hakaret edeyim? Benim düşüncem varsa çıkar düşüncemi efendi gibi anlatırım. Anlatıyorum da zaten. Söylüyorum da zaten. Yanlış yapıyorsun diyorum zaten. Ama o hakaret ederek, çünkü bilgi yok, birikim yok, yaptığı hataların farkında değil, devleti yönetemiyor, yönetme gücünü kaybetmiş vaziyette. Allah aşkına dur, ben size bir şey okuyayım. O enteresan bir şey. Buyurun. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır. Yeni söylediğim, ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, yani enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Ya bu TÜİK'in ne olduğunu da bilmiyorum. Enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, ben değilim ki. Üstelik baskıyla rakamları küçük tut, düşük tut. İşçiye, memura, emekliye, dul yetime düşük aylık pahalıyım diye. Enflasyonla hayat pahalılığının ne olduğunu bilmiyorum. Enflasyonla hayat pahalılığının ne olduğunu bilmeyen adam bir devleti yönetemez İsmail Bey. Bir devleti yönetmeye kalkarsa bu hale gelir. Siz devleti yönetiyorsanız enflasyon nedir? Pahalılık nedir?
Bunları bileceksiniz. Hayat pahalılığı nedir bileceksiniz. Vatandaşın çektiği ızdırabı bileceksiniz. Aldığınız kararların yanlış olup olmadığını bir şekilde birilerine, aklı başına birilerine peki soracaksınız. Şimdi efendim biliyorsunuz biz Fox Türkiye'nin kanalı ve bizim özgürlüğümüzün teminatı bağımsızlığımız. Evet. Onun için de bizim halkımızın bizi izlemesi, teveccühü. Sizin bağımsız olmanızı onlar sindiremiyorlar çünkü kamu bankaları size reklam vermiyor. Ne sadece tabii, ne kamu bankası. Tabii. Milli olan hiçbir, devletimize ait evet olan hiçbir şirket bize reklam falan vermiyor. Vermiyor evet. Ama biz halkımızın öyle, teveccühüyle öyle. Onun için bir reklamlara gideceğiz. Tabii. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na Erdoğan İzmir'de söylemişti. Güzelbahçe'de adaylığını açıklamıştı. Aday mısınız diye soracağım. Seçim ne zaman diye soracağım. Akşener'in dün Aytun Çıray'ın gündeme taşıdığı bir iddiası vardı. Erdoğan üçüncü kez aday olamaz diye bir mesele var ya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki tutumunu soracağım. Akşener'in yaklaşımlarını ve ekonomiye dair de başkaca sorularım var. Bir de SBK sorusu. Ondan sonra Sedat Peker sorularını da Sayın Kılıçdaroğlu'na soracağım. Ama önce reklam molası. Bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. Sorularınızı alıyorum, görüyorum. 17 Haziran 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 9. yılımızda Fox'ta ve Ağustos'ta başladığımız 10 ayı geride bıraktığımız maratonumuzda Türkiye'nin kanalında, Türkiye'nin Demokrasi Meydanı'nda ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Arada gelen telefonlar, mesajlar oldu, uyarılar oldu, eleştiriler. Hepsini de dikkate alıyoruz. Ama şimdi çok merak ettiğim birkaç hususla başlıyorum. Biraz sonra da dün sabaha karşı mecliste geçen sağlıkçılarla ilgili haber, düzenleme ne getirdi ne götürdü onu da hazırladık. Kılıçdaroğlu'na soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu, en çok gelen soru. Bir, evet, seçim ne zaman? Büyük bir olasılıkla erken seçim yapacaklar. Çünkü ülkeyi yönetemiyorlar. Artık bundan sonra geçen her günün toplum üzerindeki maliyeti daha fazla olacak. Hayat pahalılığı daha fazla olacak. Faizler daha fazla yükselecek. Göreceksiniz yani felakete doğru gidiyoruz aslında. Ben samimi olarak ülkesini seven bir insan olarak güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle bütün bu sorunların çözüleceğine inanan birisi olarak bir an önce sandığa gidilmeli. Milletin takdiri ortaya konmalı. Sandıklar açılmalı. Millet kimi iktidara getirmek istiyorsa getirsin ve bu iş çözülsün. Erdoğan'ın bu sorunları çözme şansı da yok, kapasitesi de yok, bilgisi de yok, birikimi de yok. O zaman hemen seçim mi diyorsunuz? En kısa zamanda seçime gitmesi lazım. Mesela sonbahar, Kasım diye bir tarih. Kasım'da olabilir tabii, Kasım'da olabilir. Hazır mısınız? Biz yarın seçim olsa, yarın bile seçime hazırız. Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Sandık güvenliğinden tutun, seçim bildirgelerine kadar, projelerimize kadar hazırız. Zaten uzun süredir hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Millet ittifakı da buna hazır. Diğer partiler de hazır. Biz millet masası olarak, altılı masa olarak hazırız. Bir an önce gelsin. Çünkü benim taşıdığım kaygıları Sayın Akşener de taşıyor. Sayın Davutoğlu da taşıyor. Temel Bey de taşıyor. Yani aynı kaygıları taşıyor zaten. Babacan çok kaygılı. Evet. Ekonomik olarak da çok kaygılı. Evet. Adeta şuna benzetiyor evet efendim. Bu ekonomideki gelişmeleri uçak gidiyor, sistem alarm veriyor diyor. Dağ evet var orada, dağa evet çarpacağız böyle giderse diyor. Aynen katılıyor öyle musunuz? Katılıyor, görüyoruz zaten bunu. Görüyoruz. Dış güçler, dış güçler diye bir terane tutturmuşlar. Ne dış gücü ya? Ne dış gücü? Eğer dış güç sana %315'lik bir enflasyonu zorunlu kılan bir politika izliyorsa sen içeride ne yapıyorsun? Peki, sen ne yapıyorsun içeride? Erken seçim diyorsanız ya Sayın Genel Başkan. Erken seçim olursa Sayın Erdoğan aday olabiliyor. Evet. Zamanında olursa? Zamanında olursa normalde eğer yasalar uygulanacaksa Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık. Bilim insanları söylüyor. Anayasa hukukçuları söylüyor. Hukukçular söylüyor. Böyle diyor. Ama YSK'ya gider. O nedenle, böyle bir şey olursa. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Yani bu gerçeği Erdoğan bilmiyor mu? Erdoğan da biliyor. Bahçeli de biliyor. Herkes biliyor bu gerçeği zaten. Şimdi dün Aytun Çıray'ın Uğur Dündar'a yansıyan sözleri olmuştu. Evet. Şöyle, Erdoğan, Temel Karamollaoğlu açık bir şekilde şunu söylüyor. Seçim zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday evet olamaz deyince... Evet. Aytun Çıray güya Akşener'in de bilgisi olduğunu belirtiyorlar ve Akşener
Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasında engel olmayacak, kolaylaştırıcı olacak diye bir açıklaması oldu. Hı. Ama ben İyi Parti'deki Akşener'e yakın kaynaklarımla konuştum. Hiçbir şekilde Akşener'in görüşünü yansıtmıyor diyorlar. Sayın Akşener, Türkiye'nin gerçeklerini en iyi bilen politikacılardan birisi. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçeklerini biliyor, hukuku biliyor. Güçlü danışmanları, iyi bir ekibi var Sayın Akşener'in. Dolayısıyla Akşener'in bu konudaki açıklamaları temelini hukuka, temelini adalete dayandıran açıklamalar. Öyle Sayın Akşener'in açıklamalarını kabul etmek gerekiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği dediniz ya biraz evet. evvelki sorumu yanıtlarken. Şimdi siz çok çarpıcı bir hamle yaptınız. Bir cuma evet. günü evet. ansızın evet. gazetecileri de atlattınız. Evet. Birkaç danışmanınız, birkaç milletvekilinizle evet. birlikte Sadat'ın önüne gittiniz. Hı. 30'un üstünde milletvekiliyle. 30'un üzerinde evet. milletvekiliyle evet. gittiniz. Bu aslında geçtiğimiz yıl çok gündem olan Sedat Pek'in açıklamalarından sonra da evet. çok konuşulmuştu. Hepimiz de böyle dehşet evet. içinde evet. izlemiştik Sedat Peker evet. bunu gündeme getirince o günlere Hı. ilişkin. Seçim güvenliği konusunda kaygılarınızı giderecek bir karara, bir yol haritasına vardınız mı altılı parti olarak? Seçim güvenliği konusunda bir komisyon kurduk. Bu komisyonda bir genel başkan yardımcısı, bir de güvenlikçi oluyor. Hmm. Yani 6 kişiden değil, 12 kişiden oluşan bir seçim güvenliği komisyonumuz var. 6 güvenlikçi, 6 da siyasetçi olmak üzere. Güzel çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar şu anda da devam ediyor. İlk sonuçlar yapıldı. Seçim güvenliği konusunda nelerin alınması gerektiği belirlendi. Seçim öncesi, seçim sırası, seçimden sonra olmak üzere her bir aşamada sandık güvenliğini, seçim güvenliğini nasıl sağlarız diye çalışmalar yapıldı. Bu konu kamuoyuyla da paylaşıldı. Buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Buyurun. Benim bütün vatandaşlarımdan beklediğim sadece şu. Seçim günü sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu kullanın. Oyların sayılmasından, sandık oylarında herhangi bir olay olmayacağından ya da su sandık oy kullanılırken bir olay olmayacağından bu konuda güvenliği sağlayacağımızdan emin olmalarını isterim. Biz de bunu sağlayacağız. Millet İttifakı'nın bileşenleri de bunu sağlayacak. Bizim dışımızdaki siyasi partiler var. Onlar da büyük bir olasılıkla bu konuda duyarlılıklarını ortaya koyacaklar. Dolayısıyla sandığa gitmeliyiz, oyumuzu kullanmalıyız. Türk demokrasi tarihine güzel bir armağan bırakmalıyız. Bir otoriter yönetimi demokratik yöntemlerle nasıl sonlandırdığımızı bütün dünyaya duyurmalıyız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, alın teriyle bu ülkenin kalkınmasına katkı veren ve o insanların yüzü suyu hürmetine hep beraber sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve bu ülkeye demokrasi yeniden getirelim. Şimdi bu sözlerin... Seçimden kimse kaygı duymaz. Yani seçim güvenliğinden kimse kaygı duymaz. Siz oylara sahip çıkacaksınız. Hiç, kesinlikle. Ve o en son İstanbul seçiminde olduğu gibi böyle oy pusulalarını bize gösteriyor. Sadat değil, bunların Feriştah'a da gelse hiç önemli değil. Bakın bir daha söyleyeyim. Sadat değil, bunların Feriştah'a da gelse hiç önemli değil. Biz vatandaş olarak, yurttaş olarak, 85 milyon insan olarak ülkemizi seviyoruz. Bu ülkede demokrasi olmazsa olmazımızdır. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyacağız, oturacağız, konuşacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu başka seçeneğimiz yok. Dün Demokrasi Vakfı'nın, Türk Demokrasi Vakfı'nın evet. dünkü konuşmanızda siyasetçi geldiği gibi gitmesini de bilmeli evet. dediniz. O ne demek? O efendim? Şu demek. Hı. Şimdi seçim oldu değil mi? Evet. Yani 2002'de seçim oldu. AK Parti geldi, tek başına iktidar evet. oldu. Güzel. Daha sonraki seçimlerde de yine tek başına iktidar olmayı sürdürdü. Fakat izlediği yanlış politika, özellikle 2018 sonrası, altını çizeyim. Yani rejim değiştikten, sistem değiştikten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağına teslim edildikten sonra Türkiye bu hale geldi. Ne diyordu Erdoğan 2018'de? Bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle, şununla, bununla, dolarla nasıl mücadele edilir ben göstereceğim diyordu. Gösterdi. Türkiye'yi felakete getirdi ve Türkiye bugün ciddi bir çıkmaz işinde. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Orada söylediğim şuydu. O dönem gittiler, seçimle geldiler. Hiçbirimiz itiraz etmedik. Sandıkların güvenliği de vardı. Şimdi iktidardan gitmemek için, baskı kuruyorlar. Medyaya konuşmayacaksınız diyorlar. Televizyonlara baskı kuruyorlar. Şunu televizyona çıkarmayacaksın diye. Efendim bilim insanlarına baskı kuruyorlar. Üniversitelere baskı kuruyorlar. Sosyal medyayla ilgili az önce konuştuk. Bir düzenleme getiriyorlar.
istedikleri kişiyi tutuklama, hapse atma, sabahın köründe evine basma, bir anlamda baskı uygulama sürecini getiriyorlar. Bunlar yetmedi, bir de şimdi seçim kanunlarıyla oynuyorlar. Acaba biz iktidarımızı nasıl sürdürebiliriz diye. Bu geldiği gibi gitmemeyi bilmektir. Ben burada kalacağım. Bu kalmanın formüllerini nasıl bulabilirim? Nasıl toplumu kandırabilirim? Hangi yasalarla, hangi baskılarla iktidarımı korurum? Bu demokrasinin en zayıf noktasıdır. Rahmetli İnönü'nün sözüdür bu. Hmm. Demokrasinin en zayıf noktası geldiği gibi gitmeyi bilmemektir. Eğer geldiğiniz gibi aynı kurallarla giderseniz o zaman demokrasi güçlenir ve demokrasi soylu bir kurum haline gelir. Siz böyle bir sorun görüyor musunuz Türkiye'de? Baskı kuruyorlar. Sorun değil. Sorunu yaşıyoruz zaten İsmail Bey. Medyaya baskı var mı? Var. Şimdi bu seçim öncesine ilişkin. Şimdi ben söyledim. Ama iki gazete. Şöyle. Peki. Şimdi şöyle. Bu söyledikleriniz seçim sürecine ilişkin. Ki zaten seçim sürecinin sertleşeceği falan malum ortada aslında. Ama seçimde Erdoğan yenilirse, evet, AK Parti yenilirse iktidarın el değiştirmesi bir sorun olur mu? Hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sorun olmaz. Benim orada kastettiğim geldikleri gibi gitme, aynı yasal ve aynı kurallar içerisinde gitmesini de bilmek gerekiyor. Ben illa yerimde kalacağım diye kanunları değiştirirseniz, baskıları uygularsanız o zaman geldiğiniz gibi gitmiyorsunuz. Rejim demokrasiden çıkıyor, otoriter bir rejime dönüşüyor. Ve demokrasinin korunmasının yolu geldiği gibi gitmesini de bilmektir. Bunu kastettim orada. Şimdi efendim tabii Sözcü'de bir haber gördüm. Ajanslarda da var. Evet. Biraz evvel Sedat Peker'den de bahsetmiştim ya. Evet, onun iddiaları, evet, sonra evet, Sadat. Evet. Avusturya SBK'yı, Sezgin Baran Korkmaz. Sadat paramiliter bir örgüttür. Sadat paramiliter bir ne örgüttür. Ne demek paramiliter? Paramiliter örgüt. Yer altında çalışan, elinde silahı olan ve Erdoğan'ın koruması altında olan. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan'ın koruması altında. Erdoğan yalanladı bunu ama. Ben de bir tweet attım. Tweet attım. Sadat liderinin devletin en mahrem bilgilerinin konuşulduğu bir ortamda aynı masada olduğunu. Külliyede. Külliyede aynı Erdoğan masada dedi ki olduğunu. Evde değil külliyede görüşüyorlar. Külliyede görüşüyorlar. Ne işin var? Bir devletin cumhurbaşkanı paramiliter organlarla ne işi var? Sadat'ın özelliği ne biliyor musunuz? Sadat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırmayı taahhüt eden bir devlet. Bir organ, bir dernek. Bunların ASAM diye bir kuruluşları da vardı. Aynı kişi orada da görevli. Efendim Türkçeyi kaldıracağız, resmi dili Arapça yapacağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağız. Efendim Asrika diye ayrı bir devlet kuracağız ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da değiştireceğiz. Bahçeli ne diyor buna? Ne diyor Bahçeli? Ben buna karşıyım. Şu soruyu bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Ben miyim milliyetçi, Bahçeli mi milliyetçi? Ben miyim milliyetçi, Erdoğan mı milliyetçi? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunuyorum, bayrağını savunuyorum, insanların haklarını savunuyorum. Onlar bayrağı değiştireceğiz, ülkenin adını değiştireceğiz, dilini değiştireceğiz diyen adamı getiriyorlar devletin en mahrem bilgilerinin konuşulduğu masaya oturtuyorlar. Şöyle açıklamaları var o yöneticinin. Tanrıverdi'ydi yanılmıyorsam. Evet. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin organizasyonu konusunda bizim tavsiyelerimiz dikkate alındı. Aynen uygulandı dedi. Tabii. Evet. Bu ne demekse? Evet. Ne demek? Ya bizim, işte bugünkü tablo demek. Bizim kadim devlet geleneğimizde var mı böyle bir şey değil mi? Devlet zaten kendini organize edecek. İsmail Bey, Metehan'dan bu yana orduda bir hiyerarşi vardır ve bu hiç değişmedi. Evet. Bunlar zamanda hariç. Geldiler, ordudaki hiyerarşiyi değiştirdiler. Emir Peki. komuta zincirini değiştirdiler. Şimdi efendim şunu da sormak istiyorum. Şimdi kara para aklamakla suçlanan bir isim. Evet. İşte milyar dolarla iddialar Böyle. Var, şunlar bunlar. Evet. Artık kamuoyu da biliyor. Şimdi mahkemeden dün Türkiye'de istemişti. Sezgin Baran Korkmaz önce Amerika'ya iade edilecek. Evet. Ne demek bu efendim? Ne olur? Amerika'da Rıza Zarrab buradaydı değil mi? Amerika'ya gitti. Rıza Zarrab konuştu, tutanaklara geçti. Mahkemelerde konuşmaları var. Türkiye'de kimlere ne kadar rüşvet verdiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu da gidecek. Amerikalılar alacak. Ya konuşacaksın veya 200 küsur yıl içeride yatacaksın. Ne yapacak? Anlaşma yapacaklar. Anlaşma yapacaklar. Oturacak, konuşacak. Kime rüşvet verdi, şudur, budur. Bütün bunların hepsini anlatacak. Bir siyasi iktidar kirli ilişkilere girdiği andan itibaren o girdaptan çıkamaz. Çünkü rüşvet bunların bütün ahlakını bozuyor, erdemini bozuyor. Parayı verdiğiniz ve insanı satın aldığınız andan itibaren artık sistem
sağlıklı, tutarlı bir sistem olmaktan çıkıyor. Sezgin Baran Korkmaz. Uçağı var. Uçaklarla kimler gezdi? İçişleri Bakanı'ndan. Lüks otellerde kimler ağırlandı? Lüks otellerde kimler ağırlandı? Kimler neler yaptı? Bütün bunların hepsini anlatacaktır büyük bir ihtimalle. Ama Amerikalılar bunları sonra ne yapıyorlar efendim? Biz şantaj olarak. Biz çünkü bilmiyoruz sonra onları. Mesela Zarrab'da da öyle oldu. Şantaj olarak. Adam hayatını yaşıyor şimdi. Tabii şantaj olarak tehdit ediyor Türkiye'yi. İktidarı tehdit ediyor. Bransını ver diyor. Vermezsen gösteririm sana diyor. Verdi mi? Verdi. Yine biz Amerikalıların eline poz vereceğiz. Biz 10 soru sorduk ya. Biz 10 soru. Bransını niye verdin diye sorduk. Niye verdin sen Bransını diye. Hani bu can bu tende kaldıkça bunu alamazsın, papazı alamazsın demiştin. E ne oldu? Hani sen kahramandın. Hani sen dünya lideriydin. Hani yer gök oynasa bile düşünceni değiştirmiyordun. Bir telefonla bütün yelkenler indi. Papazı teslim ettiler. Ne oldu? 33 askerimiz değil mi? Şehit edildi. Ya şehit edilen bizim askerimiz. Gidip özür dilediğimiz yer Putin'in kapısı. Ya Allah aşkına ya bu nasıl bir devlettir? Nasıl bir anlayıştır böyle bir şey ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hale hiç düştü mü Allah aşkına ya? Siz uyuşturucu barondan para bekleyebilir misiniz? Uyuşturucu baronuyla iyi ilişkiler kurabilir misiniz? Uyuşturucuyu getir, sat, Türkiye'ye dolarları getir. Allah aşkına kirli paradan ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl olur da kirli paralardan medet umar hale gelir ya? Peki. Nasıl olur da bir şey daha söyleyeyim buyurun. Allah aşkına tabii ya. Buyurun, buyurun. Ya nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar ne başbakanı ne cumhurbaşkanı ya kapı kapı dolaşıp para dilenmedi ya. Düne kadar hakaret ettikleri insanların ayaklarına gittiler. Yalvardılar, yakardılar, para verin, pul verin, mahvoluyoruz diye. Ya Türkiye'nin itibarı, hangi itibardan söz ediyorlar bunlar? Ben isyan ediyorum. Bunlar tut yemiş bülbül gibi. Hala bazı çevreler bunları kahraman ilan ediyor. Bir şey soracağım efendim. Şimdi, fakat bu Rusya-Ukrayna meselesini... Evet. İyi götürdüklerini düşünüyorum. Ama benim düşüncem önemli değil, evet. Bir gazeteci olarak. Orada dengeli, evet. Ve dünya sahnesinde de itibarlı bir duruşumuz var. Buna katılıyor musunuz önce? Ben tarafsızlığı konusunda katılıyorum tabii. Hı. Yani zaten o konuda özel bir eleştiri hiç getirmedik. Bir de hani ülkeyi yönetmeye namzet bir isim olduğunuz için bunu da sormak isterim. Mesela İsveç ve Finlandiya. Evet. Şimdi bizim terörle mücadelemize asla destek vermiyorlar. Evet. Şimdi Amerika'da bunların NATO'ya üye olmasını istiyor. Bugün sabahta bu haberi erken saatlerde, evet, de okudum. Hükümetin, Sayın Erdoğan'ın buradaki tutumunu doğru buluyor musunuz? Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen Türkiye'dir. Hı. İster Finlandiya, ister Norveç, ister Almanya, ister Amerika, kim olursa olsun. Hı. NATO'nun gündemine kesinlikle terör konusu ele alınmalı ve terörün en azından NATO'ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için ortak çaba harcanması lazım. Türkiye'nin öteden beri yapması gereken ilk iş bu. Teröre destek veren NATO üyeleri var. NATO üyeleri var. İsveç. İsveç, evet. Norveç, evet. Bütün bunlar var. Bu yeni ele alınması gereken bir konu değil. Öteden beri ele alınması gereken temel bir konuydu. Ve hala ele alınması gereken temel bir konu. Biz zaten o konuda, tamam, hani siz yanlış yapıyorsunuz diye bir şey söylemedik. Peki. Zaten. Şimdi efendim bir de sağlık camiasının günlerdir sesini duyurma çabası vardı. Parlamentoda dün bu konuda bir düzenleme geçti. Sağlık Bakanı da müjde olarak duyurdu. Lakin sağlık çalışanları çok da memnun kalmadı. Bununla beni bir izleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yorum alacağım. Sonra bu arada da ben sizlerden en çok gelen soruyu kendisine yönelteceğim. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddeli kanun teklifi dün ve bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sunulduğu şekliyle kabul edildi. Gözümüz aydın. Sağlık meslek örgütleri tepki göstermiş, yeterli bulmamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada gözümüz aydın diyerek duyurdu. Sağlıkçıların karşı çıktığı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Türk Tabipleri Birliği'nin ilk tepkisi kabul oyu verenleri asla unutmayacağız oldu. Devlet hekimine haksız tazminat ödetmemek için politikasını değiştirdi. Devlet hekimini şiddetten korumak için politikasını değiştirdi. Devlet hekimine yönelik emeklilik politikasını değiştirdi. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren sağlıkla ilgili kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul gördü. Buna göre 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi
tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Sağlık çalışanları haklarımıza yönelik iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz diyerek greve gitmişti. Şu an hamile olduğum için nöbet tutmuyorum. Nöbet tutmadığımız için ekstra bir mesai ücretim de olmuyor. 2000-3000 gibi bir kaybımız oluyor. Bir bebek bekliyorum ama bunun masrafının hesabını yaptığımızda maması, bezi şu an maaşım bunu karşılayabilecek düzeyde bile değil aslında açıkçası. Yasaya göre hekim ve diş hekimlerinin memur aylık kat sayısı değiştirildi. Her ay emekli aylıklarına ilave ödeme yapılacağı duyuruldu. Her bir sağlık tesisinde ilave ödemeye esas işlemleri denetlemek için inceleme heyetleri oluşturulacak. Hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin ünvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi hizmete katkısı, performansı, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler, riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranını bakanlık belirleyecek. İlk tepkiyi veren örgütlerden Türk Tabipleri Birliği, tüm itirazlarımıza rağmen mecliste iktidar tarafından kabul edilen düzenlemeler beklentilerimizden uzak ve yetersiz dedi. Koca bir yasa daha içi boş çıktı. Dün bizleri hiçe sayan bu teklif görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarını boş bırakıp bugün kabul oyu verenleri asla unutmayacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soralım. Sağlıkçılar dertli efendim. Evet dertli. Şimdi sağlıkçılar niye dertli olmasın ki? Yani yeri zamanı geldiğinde hepimiz hastaneye koşuyoruz. Bir sıkıntımız olduğunda sağlık açısından hastanelere gidiyoruz. Hekimler günü 24 saati çalışıyor. Hastaneler günü 24 saati çalışıyor. Mutfağında çalışandan tutun başhekimine kadar herkes büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Pandemi dönemindeki fedakarlıklarını hiçbirimiz unutmadık. Hepimiz çıktık, alkışladık bu insanları. Ve bu insanlara verilen paralar son derece komikti ve düşüktü. Sonra dediler ki bunların durumunu düzeltelim. Evet burada bir haksızlık yapıyoruz diye. Tamam dendi. Hatta Sağlık Bakanı beni aradı. Dedim ki gündeme alalım bunu dedim. Tabii dedim eğer gündeme alıyorsanız biz de destek veririz diye. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu İsmail Bey. Bir meslek grubu ile ilgili bir yasa çıkaracaksanız önce o meslek grubunun görüşünü alacaksınız. Çiftçiyle mi ilgili? Çiftçilerin görüşünü alacağız. Ziraat odaları var. Sağlık mı ilgili? Türk Tabipler Birliği var. Eczacılar Birliği var. Türk Hemşireler Birliği var. Çağıracaksınız ya arkadaş. Biz sizin mali haklarınızla ilgili bir düzenleme yapacağız. Şöyle bir düzenleme düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Hatta bizim imkanlarımız şu kadar. Devlet olarak imkanlarımız bu kadar. Ve bu imkanları size sağlamak istiyoruz. Nasıl yapmalıyız ya? Bunlarla konuşacaksınız. Sanayicilerle ilgili yapıyorsanız sanayicileri çağıracaksınız. Esnafla esnafı çağıracaksınız. Şimdi sağlıkçılar... Evet, mali açıdan büyük sıkıntı durum içindeler. Büyük bir kısmı da zaten Türkiye'yi terk etmeye ve yurt dışına gitmeye gibi bir düşünce içinde. Bu da Türkiye için bir felaket aslında, onu da ifade edelim. Şimdi bunların görüşlerini almadan, yani sağlık çalışanların görüşlerini almadan kendilerine göre bir kanun yaptılar ve bunu çıkardılar. Tabii sağlık çalışanlar diyorlar ki ya bizim görüşümüzü almadan, bizim beklentilerimizi karşılamadan yaptığınız düzenleme doğru bir düzenleme değil. Ve demokratik haklarını kullanarak eylem yapıyorlar. Şimdi buna ne denebilir? Devlet böyle mi yönetilir Allah aşkına? Ya devleti gerçekten de yönetmek istiyorsanız, yani adaletle yönetmek istiyorsanız sağlık çalışanlarına en aşağıdan en yukarıya kadar her birimiz sağlık çalışanlarına bir hak tanındığı zaman hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Eğitimcilere, öğretmenlere bir hak tanındığı zaman hiçbirimiz itiraz etmeyiz. Bize vermeyin, sağlık çalışanlarına verin. Bize vermeyin, öğretmenlerimize verin. Deriz biz bunu yani. Adalet dediniz ya efendim. Aklıma geldi siz dinlerken. Bu haftaki o haberleri hazırlarken çok duygulandınız. Bu adalet yürüyüşünden bahsediyordunuz. Evet. Böyle gözleriniz falan doldu. Ne oldu evet. Orada? O konu benim çok duygulandığım bir konu. Karar alırken sıradan bir karar değildi aslında o. Yürürken de sıradan bir yürüyüş değildi o. Bu toplumun adalete ihtiyacı vardı. Birlikte yaşamaya ihtiyacı vardı. Baskıya değil, teröre değil, şiddete değil. Ya bu ülkenin kardeşliğe, bir arada yaşamaya ihtiyacı var. O yürüyüşü yaparken tek başıma yürüyeceğimi söyledim. İlk yürüyüş akşam. Ankara'ya henüz çıkmamıştık. Yatacak yeri bile zor buldum. Eve gitmemi istediler, eve gitmedim. Hayır dedim, yürüyüşe başladık artık devam edeceğiz diye.
İstanbul'a geldiğimde milyonlar vardı ve yanımda oğlum vardı. Gazeteciler ona soruyorlardı. Babamla gurur duyuyorum dedi. Bunu atlayalım isterseniz İsmail Bey. Atlayalım. Bizim kadim devlet geleneğimizde efendim hükümdarlara düşen, yöneticilere düşen bir numaralı konu adalet değil midir? Adalettir efendim. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer siz adaleti yok ediyorsanız, devleti adaletle yönetmiyorsanız, bir insana haksızlık yapıyorsanız, ya burada adalet nerede diye sormaz mısınız? Şanlıurfa'da biliyorsunuz değil mi? Bir kadın sadece elinde bir kağıt adalet. Adliyenin önünde oturuyor. Şen Yaşar ailesi. İki oğlu kocası. Linç ediliyor ya. Devletin hastanesinde linç ediliyor. Aradan yıllar geçiyor. 8 savcı veya 9 savcı şu anda rakam bilemiyorum. Dava açmaktan korkuyor. Ya böyle bir Türkiye olabilir mi Allah aşkına ya? Sizi dinlerken şimdi ne hissettim biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Bir şey daha. Hapishanede. Ya artık tek başına tuvalete gidemeyecek hastalar var. Siyasi hastalar var. 80 yaşında, 90 yaşında tutuklanan askerler var. Ya arkadaş 80 yaşında, 90 yaşında ya. Ya tek başına tuvalete gidemeyen kişiler var, siyasi mahkumlar var. Bunlar içeride kalır mı arkadaş? Sembol var ya efendim. Sen uyuşturucu ticaretini yapanı serbest bırakıyorsun. Arkası olan, dayısı olanı serbest bırakıyorsun. Sana gelip de eline 5-10 kuruş para tutuşturan adamı serbest bırakıyorsun. Bu insanları hapse atıyorsun. Ya üniversite, harp okulu öğrencileri, darbeci diye içeri attınız ya. Ya akıl var, mantık var 90 ya. Yaşında komutanlar şu anda içeride efendim. Anayasa Mahkemesi'nin verecek kararı bekliyorlar. Hiç olmazsa ev hapsi diye. Evet. Bazıları Alzheimer olmuş. Bazıları yemek yemiyor. Dün Emin Çöleşen yazdı önceki. Geçen hafta Saygı Öztürk yazdı. Evet, bunlar adalet midir ya? Ya şimdi siz devleti kinle, öfkeyle yönetemezsiniz. Kinle, öfkeyle devleti yönetirseniz iş zulme varır. Ve sizin adınız da zalim olarak kalır. Şu anda bir zulüm yaşıyor. Açık ve net ifade edin. Bir zulüm yaşıyoruz yani. Elinizde böyle bir adalet pankartı vardı. Evet. Yürüyordunuz. Evet. Ben bu yayın için hazırlanırken böyle geçmişe doğru bir baktım da evet. Ayak tırnaklarınızın söküldüğüne dair haber ve görüntüler vardı orada. Evet. Evet. O yürüyüşte. Evet, evet. Vardı. Hala izlerini taşır iki ayağındaki fakat iki parmağım. Bir taraftan da Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın size yönelik en ağır eleştirileri de şurada geldiğine bir baktım. Nereden, neye kızıyorlar acaba diye. Mesela siz geçtiğimiz günlerde üst üste 2-3 gün açıklama yaptınız. Dediniz ki farklı yerlerde, biri doğuda, evet, biri batıda olmak üzere. Demirtaş'ın Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız... Evet, bize katılın. Dediniz. Neden dediniz? Ne şimdi o? Şunun için. Karar alıyorsunuz. Daha doğrusu iddianame hazırlanıyor. Mahkeme beraat ettiriyor. Gidiyorsunuz bir yere, yine mahkeme beraat ettiriyor. Anayasa Mahkemesi, mahkeme beraat ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakın diyor. Siz diyorsunuz ben bunları uygulamam. Ya adalet, şimdi zulmün karşısında sustunuz mu? Dinsiz şeytan olursunuz siz. İlla benim arkadaşım mı haksızlığa uğradığı zaman ben konuşacağım? Hayır efendim, bu ülkede kim? Partili olsun olmasın. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun. Ya zulme uğradığı zaman insan olarak ya burada bir haksızlık var dememiz lazım. Bir yanlışlık var dememiz lazım. Alıyorsunuz, mahkemeye veriyorsunuz, beraat ediyor. Diğer dosyadan beraat edilen dosyayı tekrar gündeme getirip bu sefer tekrar mahkum ediyorsunuz. Hakimi değiştiriyorsunuz. Ya bu haksızlıktır yani. Ya zulümdür bu. Yanlıştır bu. Ben yanlışı dile getirmezsem, zulmü dile getirmezsem Allah aşkına yarın bana sormayacaklar mı ya kardeşim sen bu adalet yürüyüşünü niye yaptın? Sadece kendin için mi yaptın diyecekler. Siz onu sadece Enis Berberoğlu için sadece hayır efendim yapmadınız. Ben Maltepe Meydanı'nda yürüyüşü kimler için yaptığımı tek tek maddeler halinde de saydım. Yani. Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı hayatını kaybeden helikopter kazasında onun için de adalet yürüyüşü yaptığımı söyledim. Niçin? Onun da dava dosyası tutuluyordu bir yerlerde. Bazı güçler tutuyorlardı bir yerlerde. Siz haksızlık kime yapıldıysa karşı çıkacaksınız. Bir şey diyeceğim efendim. Şimdi seçime gidiyoruz ya biz.
Yetkin Report'ta Murat Yetkin'in bir analizi aklıma geldi. Sizi şimdi dinlerken bu adalet bahsinde. Sonra Abdülkadir Selvi ve hükümete yakın bazı kalemlerin başka yazıları da aklıma geldi. Şimdi şöyle özetlemeye çalışayım, yorumunuzu rica edeceğim. Murat Yetkin diyor ki, Demirtaş üzerinden değil de bu hak, hukuk, adalet arayışları terörist başı Öcalan üzerinden ağırlıklı yürütülüyor. Bir, buna ilişkin analizler yapıyor Murat Yetkin. Bugün de çok gündem oldu. Hatta şu anda trend topik Abdülkadir Selvi, ki zaman zaman görüştüğünüz de bir isim. Hükümete yakın ama sizin de birkaç kere Bir dönem görüştüğünüz bir isim. O da diyor ki Öcalan'a görüş izni verilebilir diyor. Hükümete yakın televizyonlarda son zamanlarda da hükümet seçime giden süreçte bir çözüm süreci başlatabilir diyor. Görüşüyorlar zaten. Kimle? İktidar görüşüyor zaten. Kiminle? Öcalan'la görüşüyorlar. Bilmeyen mi var Allah aşkına? Hayır, açık görüş filan da böyle imkanlarda. Hayır, diğerlerine ayrı. Yani şu anda kendi aralarında o görüşmeler yapılıyor zaten. Biz biliyoruz bu görüşmelerin yapıldığını. Acaba Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Seçime gidiyoruz ya. Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz? Ya Kürtler o kadar akılsız mı Allah aşkına? Yapılan zulmü görmüyorlar mı? Haksızlığı görmüyorlar mı? Yanlışı görmüyorlar mı? Seçimler öncesi biliyorsunuz. Gittiler, bir açıklama yaptırdılar. Yerel seçimler öncesinde. Hadi Erdoğan yapabilir. Yani dün siyah dediğine bugün beyaz. Dün beyaz dediğine bugün siyah diyebilir. Bahçeli de onu destekledi. Hı hı. Akıl tutulması var. Bir şey... Yani iktidarda kalmak için her şeyi, her yol mübahtır diyorlar. Yeter ki ben burada kalayım. Ya arkadaş, bu iktidarda ne var ya? Ya ne var burada ya? Para var, para. Hırs var, hırs. Ailesinin çıkarları var burada. Ya yazıktır, günahtır ya. Ya bu memlekette soyulmadı kişi kalmadı kardeşim ya. Soyulmadı kişi kalmadı ya. Sofralarda bereket kalmadı ya. Evleri perişan ettiniz siz ya. Hissiyatımı bir yansıtıp sormak istiyorum. Şimdi diyelim Kasım'da veya işte bence Mayıs civarında seçim olduğunda siz ve ortaklarınız bakacaksınız masaya. Siz bana bir Ramazan bayramında öyle demiştiniz. Evet. Kim kazanacaksa onunla kazanacağız. Evet. Ve mutlaka kazanacağız demiştiniz. Eğer sizi seçseler mesela. Evet. Ortaklarınız deseler ki bu görev senin. Evet. Parlamenter demokratik sisteme geçeceğiz. Evet. Biz sana güveniyoruz. Hı. Kazanırız da bu şekilde. Altı parti arkandayız deseler farz-ı mal. Siz adaletli yönetir misiniz efendim devleti? Yönetmek zorundasınız. Söz vermişsiniz adaletle yöneteceğim diye. Ve siz adalet yürüyüşü yaptınız. Dünya siyaset tarihinin en önemli yürüyüşlerinden ve en uzun yürüyüşlerinden birisidir. Siz nasıl adaletsizlik yapabilirsiniz? Tam tersine, tek başınıza her türlü kararı alamazsınız. Oturduğunuz masadaki liderlerin tamamına saygı göstermek zorundasınız. Onların görüşlerini, düşüncelerini almak zorundasınız. Eğer siz tek başıma ben devleti yönetirim, başka kimseye, hiç kimsenin aklına ihtiyacım yoktur derseniz Türkiye bu tablodan asla çıkamaz. Akıl akıldan üstündür. İstişare denen bir kavram vardır. Devlet aklı denen bir kavram vardır. Devletin çıkarları vardır. O devlette yaşayan halkın çıkarları vardır. Dış politika vardır. Barış eksenli bir dış politikanın olması lazım. Ya bütün bunların hepsini siz sağlamak zorundasınız. Yoksa ben bildiğimi okurum, nasıl olsa bir sefer seçildim, bundan sonra boş ver dediğiniz andan itibaren her şey yerle yeksan olur. Bütün o sizinle ilgili olumlu algıların tamamı yok olur. Niye ben onu yok edeyim? Ben halkıma güveniyorum, halkın da güvenmesini isterim. Güven içinde bunu götürmek isteriz. Bir karar alıyorsanız çıkarsınız milletin önüne, şu kararı şu gerekçelerle aldık dersiniz. Ya bu ülkede yeni doğan çocuk vergi ödüyor. Ben o çocuğun ödediği verginin hesabını o çocuğa, o çocuğun ailesine vermek zorundayım. Ben kendi cebimdeki parayı harcamıyorum. Bu milletin parasını harcıyorum. Bu milletin parasını harcayanlar bu millete hesap verdi mi Allah aşkına ya?
128 milyar doları sattılar. Ya arkadaş, bu 128 milyar doları kime sattınız? Hangi kurdan sattınız? Defalarca sordum. Cevap bile veremediler. Her birisi ayrı telden konuştu. Her birisi. Çünkü hiç kimse damadın kime sattığını doğru dürüst bilmiyordu. Bütün bunları ortaya çıkarmayacak mısınız? Çıkarmak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumayacak mısınız? Korumak zorundasınız. Adaleti sağlamak zorunda değil misiniz? Adaleti sağlamak zorundasınız. Bu süreç nasıl olacak efendim? Mesela diyelim seçim oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi demokratik birikim ve evet, tecrübemiz artık bu barışçıl bir şekilde geçirdi. Evet. Yani işte evet, iktidar el evet, değiştirdi. Ve işte diyelim siz Cumhurbaşkanı evet, oldunuz, siz ve ortaklarınız. Bu süre, biz ne yaşayacağız o arada? O birkaç yıl boyunca ne olacak? O süreci, ekonomiden tutun özgürlüklere kadar bütün alanlarda toplumu bilgilendirip ve toplumu rahatlatmak zorundasınız. Toplumun önüne beraber çıkmak zorundasınız. Birlikte aldığınız kararları toplumla paylaşmak zorundasınız. Şunu vatandaşlarımın bilmesini isterim. Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın, her vatandaşımız altılı masaya baktığında kendisini temsil eden bir lideri orada görüyor aslında. Bu çok önemli. O altılı masada. O altılı masada. İster Hakkari'de olsun, ister efendim... Mesela milliyetçiler görüyor mu orada? Milliyetçiler de görüyor. Muhafazakarlar. Tabii. Muhafazakarlar da görüyor. Liberaller de görüyor. Hepsi görüyor. Kürtler. Yani, evet, tabii. Herkes görüyor. Kürtler de görüyor yani, mu? Ya herkes görüyor. O masada bir demokrasinin olduğunu, bir adaletin olduğunu, o masada güçlendirilmiş parlamenter sistemin olması gerektiğini, bütün bunların hepsinin bir şekliyle görülmesi lazım. Görüyorlar da zaten. Vatandaş bunu görmeli. Demeli ki evet ya, burada biz... Bir devleti bir kişiye teslim edemeyiz. Dünyada bir kişiye devleti temsil eden, teslim eden iktidarlar da baki olmamıştır, devletler de baki olmamıştır. Bizim köklü geleneklerimiz vardır, adetlerimiz vardır, usullerimiz vardır. Bu köklü gelenekleri siyasal iç ortam içinde hazırlamak ve uygulamaya koymak zorundayız. Böyle yapacağız zaten, böyle yapmak Şimdi zorundayız. Şimdi yakanızda ben nicedir zaten Türk bayrağı görüyordum. Evet. Eskiden altı oklu CHP rozetli evet, olurdu, şimdi yok. Arkadaşlar ısrar ediyorlar Türk bayrağı tak diye. Olur dedim, takalım. Takmak da bizim için şeref. Peki tabii, olur da altı partili masadan siz çıkarsanız ve halkımız sizi seçerse o zaman siz rozet falan olmayacak değil mi? Türk bayrağı olacak sadece. Ne olacak? Şimdi o yani şimdi ben konuşurken diğer liderlerin iradelerine müdahale etmek ya da yok ben hani farzuma. Evet bir şey olmasın o konuda ben duyarlıyım bir sefer öncelikle ifade etmek isterim. Olması gereken şu, evet, elbette ki siz devleti tarafsız yönetmek zorundasınız. Devletin tarafsızlığı esastır vatandaşlarına karşı ve devlet vatandaşlarına hizmet eden bir organdır. Vatandaşların çıkarlarını koruyan bir organdır. Onların inançlarını, kimliklerini, yaşam tarzlarını hı hı, saygıyla karşılamak zorundadır. Onların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadır. Devlet dediğiniz budur. Devlette kişi başına gelirin yükselmesi, toplumun zenginleşmesi, ülkenin itibar sahibi olması, itibar kazanması, bütün komşularıyla barış içinde yaşaması, bütün bunları öncelemek ve planlamak zorundadır. Devlet dediğiniz kurum budur. Devletin temeli ahlak ve adalettir, liyakat ve adalettir. İşi, bakın ben hep şunu söylerim, derim ki en kolay yönetim devleti yönetmektir. Çünkü devlete herkesin görevi bellidir. Açın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuruluş kanununa bakın, her birisinin genel müdürlüklerde her birisinin görevi bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yok, senin görevin budur. Medyayı açın, medyanın ilkeleri vardır, kuralları vardır. Medya mensubu o yasalara göre çalışmak zorundadır. Devlette odacı diyelim, onun da görevi bellidir. Yardımcı hizmetler olarak neyi yapacağı o da bellidir. Genel müdür bellidir, Dışişleri Bakanı bellidir. Efendim Gelir İdaresi Başkanı'nın görevleri bellidir. Herkes görevlerini yasal ölçüler içinde yerine getirdiği zaman her şey çok rahat gider. Niye gitmesin? Siz temel kararları alırsınız. Temel stratejileri belirlersiniz. Türkiye teknoloji çağını kaçırırsa tam bir felaket olur. Türkiye vasatlaştı. Sanayi açısından da vasatlaştı. Tarımın stratejik sektör olduğu hala akıllarına gelmiyor. Hala kafalarında Venezuela var, Nijer vardı, Sudan vardı. Venezuela'da gidip buğday ekeceklermiş. Ya Venezuela buğdayı dışarıdan ithal ediyor. Ya bunların dünyadan da haberi yok. Vallahi billahi de haberleri yok. Ya bir devleti siz nasıl böyle yönetirsiniz ya? Tarımın stratejik sektör olduğunu nasıl bilmezsiniz siz? Fındık, ya dünyada bir numarayız.
fındığın kullanıldığı ürünlerin cirosu 12,5 milyar dolar. 12,5 milyar dolar. Ya Türkiye buradan 1,5-2 milyar dolar ancak alabiliyor. Ya siz, pardon, 152 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam. Siz buradan 2-2,5 milyar dolar bir gelir elde ediyorsunuz. Ya bir numarasınız ya. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Dediğim gibi bilmiyorlar, yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, kapasiteleri yok. Çünkü planlamayı, çünkü devlete liyakati yok ettiler. Bir şey daha. Şimdi ben genelde böyle bakarken efendim, hani benim de artık 31 yılım olmuş evet. gazetecilikte, 9 yıldır da evet. buradayız, bugün sezon finali. Böyle ben size bakarken, size Erdoğan'a, evet. böyle tarihe nasıl kalacaklar diye bakarım. Mesela bugün evet. rahmetli Demirel'in ölüm yıl dönümü, evet. saygıyla anıyorum. Evet, evet. Bugünlerde İnönü ailesi tartışılıyor. Öyle. Rahmetle anıyorum, bizi öyle. Dünya Savaşı öyle. Felaketinden koruyan bir öyle. Bilgeliktir. Öyle. Kılıçdaroğlu, hep şunu düşünüyorum. Sizi de yakından tanıdığımı evet. düşünüyorum artık. Çok ya da sohbet ettik. Evet. Sadece kameraların önde değil. Tamam. Kılıçdaroğlu tarihe nasıl geçecek efendim? Tarih siz nasıl yazacak? Ne istiyorsunuz yani mesela? Nasıl davrandıysam, neler söylediysem o şekliyle geçmesini isterim. Adaletli mi davrandım? Öyle olmasını isterim. Kul hakkımı yemedim. Öyle olmasını isterim. Bütün vatandaşlarıma saygı mı gösterdim? Öyle geçmesini isterim. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı mı gösterdim? Öyle olmasını isterim. Her sofrada bereket olsun, her evde huzur olsun. Ben bunu istiyorum. Öyle geçmesini isterim. Dolayısıyla bu ülkenin çıkarları, bu ülkede yaşayan insanların çıkarları ve bizim dışımızda yaşayan diğer canlıların da korunarak, havamızı, suyumuzu, ağacımızı, kurdumuzu, kuşumuzu da koruyarak bu ülkede huzurun olmasını isterim. Ya bunu yapmak zaten siyaset kurumunun görevidir. Siyaset kurumu bunu yapamıyor ve cebini dolduruyorsa siyasetçi, kendisinin, ailesinin, yakınlarının, çocuklarının cebini dolduruyorsa, yurt dışında mal varlığı edinmeye çalışıyorsa, çiftlikler edinmeye çalışıyorsa bu kişilerin Türkiye'ye bir faydası olmaz. Bunlar din iman edebiyatı yaparlar ama yaptıkları din iman edebiyatının hiçbir doğruluğu yoktur. Bir insanın inancı yüreğindedir, kalbindedir. Dudaklarında değil, kalbindedir, yüreğindedir. Sizin ağzınızdan çıkanı kalbiniz onaylıyorsa siz gerçekten inançlı bir insansınız. Yoksa din iman edebiyatı peki. yap, öbür taraftan malı götür, ondan sonra oh her şey ne kadar güzeldi. Sayın Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Demirel'de benim hayatımın önemli bir aktörüydü. Ben bürokraside de, bürokrasi dışında da Demirel'le bulundum. Demirel'le de çalıştım. Bu ülkeye güzel şeyler yaptı. Barajlar Kralı unvanını getirdim. Türkiye'nin kalkınmasına büyük hizmetleri oldum. Bürokratken Demirel'i eleştiren yazılar yazıyordum. Bürokratken evet, eleştiren. Evet. Ve Demirel, ben Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınmak istendiğimde Demirel, o kişi orada kalmalıdır çünkü o kurumun çok sorunları vardır diye benim görevden alınma kararnamemi geri gönderen insan. Evet. Size. Dolayısıyla hani devlette liyakatin ne olduğunu, kişilerin nasıl çalıştığını yakından bilen bir insandı. Dolayısıyla ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Erbakan'ı da çok hakkıyla anıyorsunuz. Erbakan'ı onu da arıyor. Onu çok dikkat ediyorum. O da öyle, o da öyle, o da öyle, o da. Gerçekten bu insanlar bizim siyaset tarihimize önemli insanlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Değerli izleyenler, müsaade ederseniz ben konuğumu uğurlayacağım. O şimdi Ödemiş, Tire, çiftçilerle buluşacak, esnaflarla buluşacak. Onu uğurlayacağım. Sezonun son sözünde sizlerle vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim.